Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep Hoca. Felsefe videolarımıza devam ediyoruz. Sizle birlikte 15. sınıfın 3. ünitesi olan 15. 17. yüzyıl felsefesinin temel hatlarıyla baktık. Daha sonra bir soru çözümü videosu yaptık. Şimdi de ikinci bir soru çözümü videosuyla konunun tam güzelce oturmasını sağlamaya çalışacağız. Bakalım istiyorsanız. Bu düşünce aşağıdakilerden hangisiyle çelişmez diyor. Lütfen şuna dikkat edin. Yani ÖSYM'nin en çok sevdiği artık kavramlardan bir tanesi eleştirir, eleştirmez, çelişir, çelişmez gibi kavramlarla birlikte soruyor. O yüzden bu düşünce aşağıdakilerden hangisiyle çelişmez derse onu destekleyen bir şeyi bulmamız, düşünceyi bize soruyor diyebiliriz. Bakalım istiyorsanız. Modern felsefede skolastik düşüncenin Aksine doğaya egemen olma, onun yasalarını bilme düşüncesiyle hareket edilmiştir diyor. O zaman modern felsefe, skolastik düşünceden farklı olarak doğaya egemen olalım, onun yasalarını bilelim düşüncesiyle hareket etmiştir. Bu düşünce diyor, aşağıdakilerden hangisi ile çelişmez? Yeni bilgiler elde etmek kilisenin görevidir. Bu kimin savunduğu bir şey olur arkadaşlar? Skolastik düşüncenin savunduğu bir şey olur. Evren tek hakikat ve değişmez yasalarla açıklanabilir. Bu olabilir sanki. Bu bir kalsın istiyorsanız. Soyut varlıklar şüphe edilmeden kabul edilir. Tam tersi biliyorsunuz ki bilimin etkili olduğu bir dönemden bahsediyoruz. O zaman hemen şüphe edilmeden şüphenin tekrar geri gördüğü, geldiği bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden bu tamamen gene skolastik düşüncenin etkisi olur. Gerçeklik akla ve deneye bağlıdır. Dua, e, doğada ve deneyden kopuk bir bilgi anlayışı e, hakimdir. Kesinlikle bunu da diyemeyiz farkındaysınız. Ee, burada asıl önemli olan ne? Doğaya egemen olma, onun yasalarını bilme düşüncesiyle hareket edilmelidir. O yüzden daha çok neye doğru dönüş söz konusu arkadaşlar? Ee, evrene doğru dönüş söz konusu tek hakikat, tek gerçeklik olarak görüyoruz. Ve aslında onun değişmez yasalarını ne yapmaya çalışıyoruz? Bulmaya çalışıyoruz. O yüzden cevabımız ne olacak? ışıklı olması, söz konusu diyebiliriz. Gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi modern düşüncenin bir özelliği değildir? Yani o kısma çok dikkat edin arkadaşlar video anlatımındaki de yani skolastik düşünceyle modern düşünce arasındaki farklara bakmıştık sizle birlikte. Burada da zaten bize hangisi modern düşüncenin bir özelliği değildir diye soruyor. Felsefenin konusu insan, doğa ve evrendir. Evet, doğru. Değil mi? Yani e, hatırlıyorsanız skolastik düşüncede ise felsefenin konusu dindi zaten. Onun yerine modern düşüncede felsefenin konusu tekrar insana, doğaya ve evrene doğru dönüyordu. E, zaten şeyde skolastik düşüncede çok deney şey değil, doğa değildi konumuz ama e, daha çok neyle inanç ve akılla açıklanılması diye çalışılıyordu ee, bir takım dini şeyler ama modern düşünceyle birlikte doğa deney ve açıklanmaya çalışılıyor çünkü bilimin etkisinden bahsediyoruz hatırlıyorsunuz. Hukuk alanında devlet belirleyici unsurdur. Evet, çünkü ulus devletlerin oluşmaya başladığı ve hukuk alanında da artık bireyin önemli olmasıyla birlikte e, ne olduğu söz konusuydu. işte e, Biliyorsunuz ki skolastik düşüncede daha çok kilisenin etkisindeydi hukukta. Ama e, modern düşünceyle birlikte devlet belirleyici unsur oluyordu. Toplumsal hayat dünyeviydi. E, Skol dünyevidir. Evet skolastik düşüncede biliyorsunuz ki öteki dünya inancı yani e, etkili olması söz konusu çünkü din odaklı olduğu için ama modern düşünceyle birlikte birleşmesi söz konusuydu. Birey geli planda değil tam tersine hümanizmin etkisiyle hümanizmin etkisiyle biliyorsunuz ki hümanizm insancılık demekte birey önemli hale geliyordu. Önemli hale gelir. O yüzden birey geri plandadır. Tamamen skolastik düşüncenin etkisidir diyebiliriz evet ütopyalarla ilgili bir sorumuz var ona bakalım istiyorsanız aşağıdakilerden hangisi istenen ütopyalardan biri değildir diyor bu biraz hani ezber demeyelim de göz aşinalı ya da şeye ihtiyacı olan bir soru devlet platonun devlet eseri en önemli istenen ütopyalardan bir tanesidir erdemli şehir farabi'nin en ünlü ütopyaları ütopyalarından bir tanesi Yine e, Thomas Moore'un Ütopya'sı aynı şekilde e, Güneş Ülkesi Kampelena'nın o da istenen Ütopyalardan ama Cesur Yeni Dünya e, Hüksley'in distopya örneklerinden bir tanesiydi. Hatırlıyorsanız işte şey demiştim doğal yollarla üreme olmuyor işte insan üretim merkezleri var gibi e, işte çok katı kuralların olduğu e, bir dünya e, distopya kuruyordu. E, distopyalarda biliyorsunuz ki e, karanlık yani e, olumsuz Ütopyalardır diyebiliriz. Gene bize Ütopya ile ilgili bir soru sormuş ki Ütopyalarla ilgili çok soru gelir arkadaşlar. Bu parçada e, tanısılan Ütopya ve yazarı aşağıdakilerden e, hangisidir diye soruyor. Yazar bu Ütopyasında özel mülkiyetin her türlü mutsuzun kaynağı olduğu görüşündedir. Bir ada ülkesi tasarlayan yazar yöneticilerin halk tarafından seçilmesi gerektiğini belirtir. Demokratik ve sosyal bir devlet önerir. E, bu dediğim gibi gene biraz hani o ütopyalara aşina olunması gereken sorulardan bir tanesi. Ama istiyorsanız bir kere olumlu bir e, yani karanlık bir dünya şey yapmıyor. O yüzden eleyerek de yapabiliriz işte. George Orwell'ın 1984'ü ve Huxley'in Cæsuriyeni Dünyası zaten e, distopyalar biliyorsunuz ki e, cevabımız Thomas More'un İtopyası arkadaşlar e, biraz bahsetmiştim sizde videoda da zaten hani e, hani şey demiştim biraz sosyalizmin örneklerini veriyor diye e, Thomas Moore, İtopya zaten hani İtopya şeyde onun, onun e, isminden geliyor, eserinden geliyor diyebiliriz. E, dediğim gibi para yoktur, özel mülkiyetin her türlü mutsuzluğa kaynak olur. E, yöneticiler halk tarafından seçilmelidir. O yüzden demokratik ve daha sosyal bir devlet e, önermesi söz konusudur. E, işte En büyük suç e, savaş çıkarmaktır. O yüzden barışçılığı savunur Thomas Bur, bu ütopyasında e, muhakkak ilginizi çekiyorsa okumanızı önerdim. E, güzel ütopyalardan yani zaten ütopyanın ilk örneklerinden e, birisidir diyebiliriz. Evet, Descartes ile ilgili bir sorumuz var. Buna bakalım. Buna göre Descartes'in felsefi anlayışı hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor? Bakalım Descartes'e göre hakikati arayanın hayatında bir defa bütün şeylerden gücü yettiği kadar şüphe etmesi gerekir gerektiğini savunuyor. Şüphe yanlış elemeyi ve adım adım apıcık bilgiye ulaşmayı sağlar. Zaten Descartes'in şey sözü vardı. E, hiçbir şey yok yani tek bir şey yok ya hiçbir şeyden tam anlamıyla şüphe etmeyeyim. Descartes o yüzden şüpheyi savunur arkadaşlar. Hangisi Descartes'in felsefi anlayışına ulaşılamaz? Doğru bilgiye ulaşmada şüpheyi yöntem olarak kullanır. Evet. Biraz hatırlayın. Septikler'den farklı olarak neyi savunuyordu? Şüpheyi amaç olarak değil, araç olarak kullanıyordu. Bütün bilgilere ilk olarak yanlış gözüyle bakar. E doğru. Zaten Descartes bize ne diyor? İlk bilgilere önce bir yanlış gözüyle bakalım. Yani kürkürüne inanmayalım. Bir onu sorgulayalım diyor. Şuna dikkat edin şüpheyi amaç haline getirip hayatın her alanında kullanmayı hedefler. Descartes'in böyle bir şeyi söz konusu değil çünkü farkındaysanız ne diyor şüphe yanlış eylemeyi ve adım adım artık ama son raddede çünkü ona göre ne yapılır son nihai amaç olarak şeye ulaşırsınız doğru bilgiye ulaşırsınız ki biz e, Descartes'in e, bilgi anlayışındaki bilgi anlayışındaki bu şüphesine metodik şüphecilik ya da diğer bir ismiyle yöntemsel şüphecilik e, olarak kullanıyorduk çünkü e, bir kere daha tekrarlıyım Descartes'e göre doğru bilgi mümkündür e, ve bu doğru bilgiye ulaşmak için şüpheyi de bir yöntem olarak kullanması söz konusudur. Ve tabii ki de doğru bilginin imkanını savunur. Fakat C şıkkındaki şüpheyi amaç haline getirip hayatın her alanında kullanmayı septikler. Yani kuşkucular hedefler arkadaşlar çektiği o kişinin şeyine yönteminde şüpheyi kullanmasına çok büyük farklılıklar söz konusuydu. Yani Hobbes'la ilgili bir sorumuz var. Bu parçaya göre Thomas Hobbes devletin oluşmasını sağlayan temel etken olarak hangisini görmüştür diye soruyor. Hobbes'a göre insan doğası gereği bencildir. İnsanlar bireysel çıkarları için başkalarına zarar verebilirler. Bu nedenle toplumsal bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulmuş ve devlet kurulmuştur. Biliyorsunuz ki devlet zaten ona göre işte bir sözleşme gereği yapay bir kurumdur diyebiliriz. İnsan insanı kurdudur. O yüzden de güven yani doğa durumunda insanlar birbirine zarar verirler. O yüzden güvenliği sağlamak için bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç vardı. Ve böylece de ne oluştu? Devletin oluşması söz konusu oldu. O zaman hangisidir diye soruyor. İnsanların özgürce yaşama istekleri, insanların doğa, doğal gereksinimlerinin karşılanması, insanların doğaya uygun yaşama arzusu, insanların geleneklere uygun yaşama isteği insanların birbirine zarar vermeden yaşamasını sağlama gerekliliği. O yüzden de cevabımız ne olacak? Dediğim gibi. Yani temelde e, Thomas Hobbes için devletin kuruluş amacı güvenliği sağlamaktır arkadaşlar. Çünkü özgür bir durumdayken hani büyük balık küçük balığı yer. Yani benim gücüm yetmediği zaman, hukukun olmadığı bir e, yerde olduğumuzu düşünelim. İşte bir adada yaşadığımızı düşünelim. Devletin olmadığı bir yerde. O zaman güçlü olan güçsüzü ezecektir. O yüzden e, İnsanlar birbirlerine zarar vermeden yaşamasını sağlamak için ne kurulmuştur? Devletin kurulması söz konusudur. Thomas Hobbes'a göre. Ee, güzel bir soru. Metne göre aşağıdaki verilen kesin yargılardan ilk olarak hangisine ulaşılır? Descartes'e göre çevredeki her şey bizi yanıltmaya müsaittir. Bu yüzden insan doğru sağlığa tüm bilgilerden şüphe duymalıdır. Ancak hakkında şüphe duyamayacağı seviyeye geldiğinde kesin bilgiye ulaşır. Bilgilerin kesinliği akıl tarafından onaylanarak tanımlanır. Evet, metne göre aşağıdaki verilen kesin yargılardan ilk olarak hangisine ulaşılır? 1 artı 1 eşittir 2'dir. Ben varım, dünya dönüyor, evrenin yaratıcısı Tanrı'dır, Ruh düşünen varlıktır. Yani şey demek istiyor. Hangisinden son raddede e, şüphe etmezsiniz. Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım sözünü hatırlayın arkadaşlar. Descartes'e göre biz düşündüğümüz için varlık nedenimiz nedir? Bizim düşünebilmemizdir, aklımızdır. Yani ne kadar olursa olsun hani bunlar kesin yargılar olarak görülüyor ama bir artı bir eşittir ikiyi de e, sorgulayabilirsiniz, dünya dönüyor da sorgulayabilirsiniz. E, ama ben varım mı? E, Descartes sonradede e, ne olarak söyler? Hani şüphe duyamayacağım en son radde varlık nedenimdir çünkü düşünebildiğimdir der. O yüzden cevabımız çok güzel bir soru bence. Ben varım olması e, gerekiyor. E, 8. sorumuzda gene hangisi aşağıdakilerden hangisi 15. 17. yüzyıl felsefi döneminin özelliklerinden değildir diye sormuş. Bakalım. Felsefenin konusu insan, doğa ve evrendi. Doğru değil mi? Gene bilimsel çalışmaların hız kazandığı bir dönemden bahsediyoruz. Hümanizm yani insancılık akımının çok etkili olduğu, bireyin önemli olduğu bireyin e, tekrar e, önem kazandığı bir dönemden bahsetmiştik. Ve hatırlıyorsanız hani skolastik ortaçağ felsefesinde antik Yunan felsefesinden bir kopuş vardı. E, ya da yeniden yani en azından dini açıdan sadece kullanılması söz konusuydu. O yüzden ve bu dönemde 15. 17. yüzyıl felsefesiyle birlikte aslında antik Yunan ruhunun yeniden canlandığı bir dönem diyebiliriz. Fakat C şıkkındaki bilim ve felsefe dogmatik yargılar içerir. Dogmatik biliyorsunuz ki eleştiriye kapalı demek yani kesin mutlak bilgi anlamına geliyor. Oysa ki bu tamamen şüphenin eleştirinin sorgulamanın Geri oldu, yeniden geldiği bir dönem olduğu için 15. 17. yüzyıl felsefesi kesinlikle skolastik felsefe diyebiliriz. Belki skolastik düşünce için bunu söyleyebiliriz ama 15. Yüzyıl, 17. yüzyıl yani modern düşünce kesinlikle dogmatik yargılar içermez arkadaşlar. Sürekli bir eleştiri ve şeyin olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Spinoza ile ilgili bir soru sorulmuş. E, diyor ki bu durumda Spinoza için yaşamın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım bir yorum sorusu aslında bu. Spinoza'ya göre ahlaki yaşamda akıl tutkulara karşı bir savaş verir. Çünkü insan tutkularının etkisindeyse köle düşünürken özgürdür. Bilgiyle sağlanan erdem insana güç katar ve özgürleştirir. Ahlakın ödevi tutkuları düşünceyle yenmektir. Bu durumda diyor, Spinoza için yaşamın amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Toplumsal fayda sağlama, sezgileri etkin kılma, bağımlılıktan kurtulup bağımlılıktan kurtulup akılla hareket etme, ödev duygusunu doyurma, ilahi kaynaklara yönelme. Şimdi paragrafı okuduğumuzda daha çok neye doğru gidiyoruz zaten? Spinoza'ya göre diyor ki eğer biz tutkularımıza e, karşı yani tutkularımızın esiri olursak köle oluruz ama aklımızla hareket edersek e, özgürleşiriz. O yüzden e, o Spinoza için zaten bilgi çok önemli. Yani bilgi en büyük erdem olduğu için ve insana güç katıp insanı özgürleştirdiği için ahlakın ödevi de ne olması lazım diyor. Tutkuları düşünceyle yenmek. O zaman yani tutkuları olan bağımlılığımızdan kurtulup ne ile hareket etmeliyiz? Akılla hareket etmemiz gerektiğini söyler Spinoza diyebiliriz. Evet gene son olarak da Francis Bacon'la ilgili bir sorumuz daha var. Francis Bacon'a göre aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenlerden sayılmaz? Yani yapmamalıyız. İnsan aklı içinde taş ve hayaletlerin olduğu sihirli bir küre olarak düşünülürse, ön yargı, yanlış soyutlama ve genellemeler, temelsiz kabuller ve hurafeler insan düşüncesine engel olan, yıkılması gereken putlar olarak görür. Francis Bacon yani insan aklına eğer biz bir işte küre olarak düşünürsek diyor önyargılardan, yanlış soyutlamalardan, genellemelerden, işte temelsiz kabullerden, bu hurafelerden, dogmatik bir takım bakış açılarından insan düşüncesine engel olur ve bunları bu bunları put olarak görür ve bunları yıkmamız gerektiğinden bahseder. Ancak bu şekilde nasıl yapabiliriz ona göre doğru bilgiye ulaşmamız mümkün olur. O zaman ne yapmamız lazım? Kesin inançlarımızı bir kere Bacon'a göre kesin inançlarımızı bu böyledir dediğimiz inançlarımızı gözden geçirmeliyiz. Astroloji, fal, büyüye olan inancı kaldırmalı, insan aklından temelsiz düşünceleri ayrıştırmak, olaylara bakışta ön kabullerden hareket etmek, genellemelerin kusurlu olanını dışarıda bırakmak. E zaten ne diyor? İşte astroloji, fal, büyü gibi bilimsel inanç dışındaki her türlü şeyi kaldırmamız gerektiğinden bahsediyor ama biz Türk, Türk, Türk kadınları olarak çok seviyoruz galiba. Biraz astroloji falan büyük, hala bizim kültürümüze etkili olan bir şey. İnsan aklından temelsiz olan bir takım düşünceleri ayıralım der Bacon çünkü işte bilimsel bilgiyi savunuyan yani temelli olması gerektiğini söyleniyor ve gene genellemelerimizin bir takım genellemelerimizde kusurlu olanları dışarıda bırakırsak ona göre doğru düşünmenin önüne doğru gidecek gideceğizdir fakat Olaylara her bakışımızda ön kabullerden hareket edersek arkadaşlar zaten söylüyor ön kabullerimizi, temelsiz kabullerimizi, ön yargılarımızdan ancak uzaklaşırsak doğru bilgiye ulaşacağımızı söyler. Ve Bacon'un şeyini de hatırlayalım arkadaşlar. Bu ön yargılara insanın doğru düşünmesinin önünde bir takım ön yargılar olduğunu söyler. Bunlara da idoller adı verir. İdoller. O yüzden doğru düşünmek için idollerden kurtulmamız gerektiğinden bahseder. Böylece 15. 17. yüzyıl felsefesini bitirdik sizle birlikte. Dediğim gibi buradaki en temel nokta kesinlikle ortaçağ felsefesinden farklı olarak hümanizmin etkili olduğu, bilimin etkili olduğu, felsefenin tekrar var işin içine girdi. skolastik düşünceden uzaklaşıldı. Rönesans'ın etkili olduğu Tekrar tekrar hümanizmin etkili olduğu, bilimsel felsefe çalışmaların yapıldığı, aslında felsefenin de yeniden nasıl Rönesans yeniden doğuş demekse, bilimin, felsefenin, edebi, sanatın tekrar yeniden doğuş yaşadığı bir dönemden bahsediyoruz. Dediğim gibi bu ünitede de 15. 17. yüzyıl felsefesine baktık. Sorularını da çözerseniz gayet rahat bir şekilde oturacağına inanıyorum felsefeyle kalın umarım her şey çok güzel olur sizin için bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın